Sevim Hanım hatta mısınız? Evet. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Sevim Hanım, siz şu anda üvey babanızla birlikte aynı evi mi paylaşıyorsunuz? Hayır, ben ev tuttu. Annem bana ev tuttu. Çocuklarla birlikte yaşıyorum. Çocuk, nasıl geçiniyorsunuz? Geçmenizi kim sağlıyor? Geçiniyoruz bir şekilde. Mustafa Bey yanınızda mı şu anda? Yok. Ben markete kadar gitti. Ben yanınızda olduğunu biliyorum şu anda üvey babanızın. Doğru mu? Markete yok, gitti. Markete kadar gitti. Ha, evdeydi ama markete kadar gitti. Ben şu anda siz Mustafa Bey'le birlikte misiniz? Hayır. Peki Mustafa Bey üvey babanız, sizin öz babanız da değil, size niye bu kadar çok sahip çıkıyor Sevim Hanım? Kendi babamın sahip çıkmadığı için olabilir mi? Olabilir. Peki anneniz bu kadar size sahip çıkmıyorken, yanınıza gelip gitmiyorken... Hayır, annem de sahip çıkıyor. O ne demek ya? Hayır, çünkü sizin kayınpederiniz dedi ki, eski kayınpederiniz Galip Bey. Yani bunu sormak zorundayım, özür dilerim ama sizin üvey babanızla bir ilişki yaşadığınızı, hatta ikinci çocuğun da Mustafa Bey'den olduğunu iddia ediyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Ahmet'in çocuğu. İkinci çocuk Ahmet'in çocuğu mu? Evet. Birincisi de Ahmet'in, ikincisi de Ahmet. Öyle bir şey yok. İftira atıyorlar hanımefendi. Sevim Hanım, peki siz iki kez fındık toplamaya gitmişsiniz. 2019 yılında. Fındık toplamaya gittikten sonra işte 1,5 aylık hamileyim demişsiniz. Sonra 1,5 ay sonra kızınızı doğurmuşsunuz. Evet. O çocuğun, kızınızın Mustafa Bey'den, üvey babanızdan olduğunu iddia ediyor eski kayınpederiniz. Hayır, öyle bir şey yok. Ahmet Demir tarafından ikisi de. Onların çocukları, iftira atıyorlar hanımefendi. Siz neden boşanmak istediniz Ahmet'ten? Neden ayrıldınız? Ahmet'le birlikte biz anlaşarak boşandık. Ahmet, anlaşarak mı boşandınız? Evet, biz Ahmet'le birlikte anlaşarak boşandık. Peki Galip Bey, sebep neden ayrılmak istediniz? İki tane çocuğunuz da var. Bir şey mi oldu? Problem neydi aranızdaki? Ahmet beni istemedi. Ben boşsun dedi bana. Tamam. Ben de dedim ki sen boşsun diyorsun dedim. Ben zaten senin dedi istemiyorum dedi. Ben sana boşsun diyorum dedi. Kayınpederime dedi ki yani annemler bunun nikahını kıyın dedi. Bunlar dedi nikahsız kalamaz dedi. Bunların dedi nikahını bir an önce kıyın dedi. Sevimcim, sen senin annen, üvey babanla Mustafa Bey'le kaç yıldır evliler? Ya kaç yıldır evliler canım? Oldu ya. 17 sene falan olmuş. Hatta annenin o üvey babandan da bir tane kardeşi varmış, doğru mu? Evet, var. Tamam canım. Peki Mustafa Bey niye bu kadar çok, mesela aşağıda senin kayınpederine, kocana bile haber vermeden sürekli evine gelip gidermiş, sürekli gelirmiş gidermiş? Hayır, öyle bir şey yok ya. Gelip gitme falan yok yani. Geliyordu. Var. Bir Galip Bey'i dinleyelim. Galip Bey söyle, ne kadar çok mu gelip gidiyordu? Dikkat çekecek kadar gelip gidiyordu. Var. Peki sen o evde şiddet mi görüyordun? Sana kötü mü davranıyorlardı? Ne oluyordu da bu kadar Mustafa Bey o eve gelip gitmeye ihtiyacı duydu? Evet. Ne yaşadığını anlatırsan biz öğreniriz. Evet demek olmaz Sevim. Ne yaşıyordu? Nasıl bir hayatın vardı sen Ahmet'in yanındayken? Nasıl bir hayatın vardı Sevimci? Ya vardı. Ne vardı? Yanıt verir misin? Bir sorun yok mu? Bir sorun yok anladığım kadarıyla evin içerisinde. Aslında sen Ahmet'le mutluymuşsun. Hayır. Öyle anladım ben. Hayır, mutlu falan değildim. Her dakika, her saniye annem geliyordu, şey yapıyordu. Ama bak yüzden... anne, Galip Bey gelip gidiyor muydu annesi? Sevim gelip gidiyordu diyor. Annesi gelmiyordu. Annemle birlikte gelip gitmiyordu. Devamlı şiddetle Ahmet'in annesi kafamda tavamama kırdı. Kayınvaliden. Annesi gelmiyor. Şimdi benim hanımla arasındaki sadece, şimdi çocuk aşağı indi, yukarı çıktı. Geçen kendi çocuğumu benden esirgiyorlar. Bir dakika. Ha, öyle yani oğlum. Öyle bir şey yok yani. Bir dakika. Ben şimdi çocuk parkta oynuyor benim yanımda. Hep derdi ki çocuk, dede beni parka götür, dede beni parka götür, dolaştır, dede beni gezdir. Çocuk kullarda oynuyor. Yanında da yaşıt taşları çocuk var. Yani emsalleri gibi kadar çocuk var. Orada oynuyorlar. Bu evden çıktı, kızınla beraber geliyor.
Ben de zannettim ki kızı bana getiriyor. Hani bu da oynasın gibisine. Gel gelmez çocuğa bir yapıştı. Oğlan çocuğuna yapıştı. Oğlan çocuğunun kolunu tuttu. Daha çocuğu bundan kurtaramıyorum. Komşular da var orada. Herkes buna. Benim çocuğum ben doğurdum. Benim çocuğum kızım. Bu çocuk zaten senin. Ben senin çocuğuna karşı gelmiyorum. Bir dakika Sevim Hanım. Şu anda oturduğun evi Sevim'cim Mustafa Bey mi tuttu?